Termik röle aşırı yük durumlarında motoru koruyan bir elektrik koruma cihazıdır. Termik röle kullanılarak motorun aşırı ısınması ve kullanılamaz hale gelmesi önlenilir. Termik röle içerisindeki bir metal aşırı akımın oluştuğu Aşırı akım oluşturduğu sıcaklık etkisiyle form değiştirir ve röle kontakların termik bir açma yapmasını sağlar. Sağdaki motor da bu şekilde korunmuş olur arkadaşlar. Şimdi bunun görevi bir termik açma olarak vardır bir de manyetik açma vardır. Yani termik açma ve manyetik açma nedir? Termik açmada koruma elemanının maruz kaldığı aşırı akım taşıyabileceği nominal akımın 2-3 kat mertebeleri seviyesindedir. Bu yüzden bir metalin ısınması prensibine göre açma yapılır. Manyetik açmada ise koruma elemanının maruz kaldığı aşırı akım çok kısa süre içerisinde bir kısa devre nedeniyle nominal akımın 8-10 katları mertebesine ulaştığından Artık hani bir metalin ısınması beklenmez arkadaşlar. Bir metalin ısınması beklenirse akımdaki ani yükseliş yük için tehlikeli bir durum oluşturacağından manyetik alanın değişimine bakılır. Şimdi arkadaşlar bu tip röleler hani manyetik koruma. Yani kısa devreye karşı koruma yapmaz. Sadece manyetik koruma yapar. Çoğu termik fazlarından hani birinin kesilmesi durumunda motorun iki fazla çalışmasını önlemek için faz kaybı koruması da yapar. Şimdi Termik Röle bu şekilde kendi tek başına kullanılmaz. Kontaktör ile birlikte kullanılır. Nasıl çalıştığını ve neden attığını, üzerindeki tuşların ne işe yaradığını, kontaklarının bağlantısının nasıl yapıldığını ve arıza lambası nasıl bağlanır bunları tek tek birlikte yapalım. Bunun çalışma prensibi arkadaşlar aşırı akım durumunda rölenin içerisindeki bir metal ısınır ve bükülür. Bu bükülmenin etkisiyle, Röleye bağlı durumdaki kapalı kontaklar harekete geçer ve açılır. Yani e, devreyi bu üzerindeki kapalı kontak e, vesilesiyle kontaktörü devre dışı bırakıyor arkadaşlar. Hani üzerinde bunun herhangi bir bobin bacağı neyim yok fark ediyorsanız. Bu kontakta motor kontaktörünün bobininin enerjisini keserek motora giden ana beslemeyi kesmiş olur. Aslında açmayı yapan termik role değildir. Beraberinde kullanılan kontaktördür. Özetle termik atması için üzerinden taşıyabileceğinin hani üzerinde akım geçmesi gerekli arkadaşlar. Bunun daha detaylı çalışma mantığını öğrenmek için bir kontaktör bağlayalım. Üzerinden bir yük geçirelim. Ve buradaki kapalı kontak start stop'a nasıl bağlanır Veya start stop'umuz yoksa kapalı kontak üzerinden kontaktör nasıl bağlanılır? Bunları göstereceğim. Güç devresi nasıl bağlanır? Onları göstereceğim. 97-98 arıza lambası nasıl bağlanır? Bu ne işe yarar? test butonu ne işe yarar? Reset butonu ne işe yarar? Ve şuradaki gördüğünüz gibi amper değerlerini yazan buton ne işe yarar? Bunları hep birlikte görelim arkadaşlar. Öncelikle bir güç devresi oluşturmam gerekiyor. Buradan arkadaşlar kontaktöre bir güç devresi oluşturacağım. Tekrar kontaktör üzerinden termiğe bir güç devresi oluşturacağım. Termin e, buradaki kapalı kontağını nasıl aktif hale getiririm? Yani termiği start stop bağlamadan nasıl aktif hale getiririm? Onu sizlere göstereceğim çünkü hani yük geçirken e, doğrudan termiği e, attırmaz. Yani şu kontağı üzerinden attıracağı için şu kontağı bir kontaktöre bağlamayı göstereceğim size. Daha sonra start stop üzerinden bağlantı nasıl yapılır onları göstereceğim. Gördüğünüz gibi e, L1'e nötr girdim. Aynı zamanda bobin bacağına nötr verdim. Hani monofaze bir bağlantı yapacağım. İşte bağlantı yaptıktan sonra da termik üzerinden şöyle bir ampul bağlayacağım. Size hani mantığı anlatmak için böyle bir monofaze sigorta bağlıyorum. L2'ye Faz verdim arkadaşlar tekrar buradan hani e, çıkışımı yapacağım nedir işte tekrar t birden bir çıkış alıyorum t birden aldığım çıkışımı termimin l ikisine giriyorum tekrar buradan faz çıkışımı alıyorum. faz da Çıkışımı da L1'e giriyorum. Şimdi ben buraya bir lamba bağladığımda arkadaşlar en yani alternatif akım olduğu için şu ikisini faz nötre istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Her türlü çalışır. Alternatif akımda enerjinin yönü yok arkadaşlar. Şimdi buraya bir lamba bağlıyorum. Şöyle lambamızı buraya koyalım. Şimdi A2'ye de bir faz vermem gerekiyor. Çünkü çalışmaz. A2'ye de bir faz verelim. arkadaşlar hani A1'e nötr verdim A2'ye faz verdim. Alternatif akım olduğu için hani A2 ile A1'i istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hani faz ve nötrü her ikisine de verebilirsiniz. Şimdi ben mesela gördüğünüz gibi direkt lambam yandı. Kontaktörüm çalıştı. Ve şu an arkadaşlar termiğimi mesela deneyeyim. Test butona basıyorum atmıyor. Neden? Çünkü işte burayı göstereceğim ben size. Start stop bağlamadım mesela şu an. Hiçbir şekilde bakın hani şu an. Normal şuraya bastığımda test butonuna bastığımda termiyi devre dışı bırakması lazım. Yani kontaktörün devresini açmasını sağlaması lazım. Enerji akışını kesmesini lazım ama bakın hiçbir etki etmedi. Şimdi ben size onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar termimizi bu şekilde start stop butonu olmadan aktif hale getirmek için bakın ben buraya hani L2'den bir faz almıştım. L2'den faz aldım. Hani A2 bobin, bobin bacağını çektirmek için oraya faz vermiştim. Şimdi ben onu bu fazı tekrar alıyorum buradan. Ne yapıyorum? termimi 95 normalde kapalı kontağına giriyorum. 95 kapalı kontağına girdikten sonra arkadaşlar tekrar kapalı kontağın çıkışından bir ek alıyorum. Hani bunu yapmak için kesinlikle kontaktörümüzün kapalı kontağı olması gerekiyor. Kapalı kontak olmayınca bunu kesinlikle yapamazsınız. Hani bunu da söyleyeyim. Şu an kapalı kontağın üzerinden Tekrar bir ek alıyorum kapalı kontağımın girişinde. Bunu da arkadaşlar A2'ye bağlıyorum ve A2'mi bu şekilde beslemiş oluyorum. Bakın şimdi ben bastığım vakit çalışmadı. Neden? Çünkü termim devre dışı. Test butonuna bastığım vakit kontaktörüm çalıştı pardon reset butonuna bastığım vakit kontaktörüm çalıştı. Bak gördüğünüz gibi test butonuna bastım kontaktörümü devre dışı bıraktı. Tekrar reset ettiğimde kontaktörüm çalıştı. Test butonuna bastığımda kontaktörümü devre dışı bıraktı. Bakın start stop butonu olmadan arkadaşlar kontaktörü termiğe bu şekilde bağlarsınız. Şu test butonu yani termiğin çalışıp çalışmadığını gösterir size. Termik çalışıyor mu? Yani şuna bastığınızda kontaktörü e, şu arkadaşlar kırmızı butona bastığınızda kontaktörü devre dışı bırakıyorsa termik sağlam demek arkadaşlar. Bu da test reset butonu. Yani resetlediğiniz vakit enerji akışını tekrar sağlıyor. Şu an ben resete bastığımda burası kapalı kontak. Kapalı kontaktan enerji geçtiği için şu an devreyi açtı. Yani açıldı kontak. Ondan dolayı şu resete bastığım vakit ne yapıyor arkadaşlar? Devremizi tekrar kapatıyor. Eski haline, orijinal haline döndürüyor. Burası motorun amper değeri. Mesela nedir? 12 ile 20 arası olur. 15 ile 20 arası olur. Motorunuz kaç amper çekiyor? Örneğin 8 amper çeken bir motorunuz var. Burayı 9'a 8.5'a ayarlarsınız. Motor olası bir yüksek amperde 8.5'a geldiğinde doğrudan burayı resetler arkadaşlar. Resetlediği vakit motorunuzu korumaya almış olur. Aynı zamanda üç fazlı motorlarda 3. faz yani iki motora iki faza düştüğü vakit üç fazlı motorlarda iki faz o, yüksek amper çekeceği çekeceği için motorun bobin sargıları yanmasın diye bobin sargıları zarar görmesin diye yüksek akım çektiği vakit doğrudan amper e, termimiz devreyi açacaktır ve motorumuzu yine korumaya alacaktır. Şimdi dilerseniz bir de bu e, test butonunu dedim ve test butonunu gösterdim nasıl çalışıp çalışmadığını. Reset butonunu da gösterdim. 95 96'yı da gösterdim nasıl çalıştığını. Üzerinde şu an görmediğiniz 97 98 kaldı. Bunu da göstereceğim arkadaşlar. Tekrar bir şuradan enerji alıyorum 97'den. Şimdi ben buraya bir 97 enerji girdim. Bu enerjiyi istediğiniz yerden girebilirsiniz arkadaşlar. Ben en yakın yerden nerede var? En yakın 95'te faz var. Ben oradan aldım. L 1'den de L 2'deki fazdan da alabilirsiniz. Buradaki sigorta çıkışından da alabilirsiniz. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. Hani ama panota hani kural şudur. En yakın yerden alırsın. En müsait yerden alırsın. Burada en yakın yer arkadaşlar gördüğünüz gibi terminin üzerindeki 95'te faz var. Ben oradan buraya atlama aldım. Bunun tekrar çıkışına yine bir ee, gördüğünüz gibi arıza lambam var. Arıza lambamın yine alternatif hakkım 220 ile çalışan arkadaşlar. Çıkışına faz kablomu bağlıyorum. Buraya faz kablosunu bağladıktan sonra nötr'ü de istediğim yere verebilirim. İstediğim yere her nereye verebilirsem. Mesela buradaki nötr klemensinden alabilirim. Evet kontaktörümün üzerinde L1'e nötr vermiştim. L1'im bayağı bir epey doldu arkadaşlar. Nötrü oradan aldığım için. Şimdi bakın arkadaşlar. E, Arıza lambam yanıyor. Neden? Termik şu an e, attı yani. Termik bana sinyal veriyor. Arıza lambası yanıyor arkadaşlar. Yani şu an ben reset yaptığımda kontaktörüm çalışacak. Gördüğünüz gibi reset yaptım. Şu an sıkıntı yok. Motor çalışıyor. Ama olası bir aşırı akım çektiğinde motor mesela ben hani manuel olarak gösteriyorum da motorum yok şu an hani size yüksek amper çekerek burada test gösteremem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar test butonuna bastığımda motorum şey, termik kapalı kontak üzerinden ne yaptı? Buradaki bobin üzerinden kapalı yine ton kontaktörün üzerindeki kapalı kontak üzerinden kontaktörümün devre dışı kalmasını sağladı ve arıza lambasını yaktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e Arıza lambamız dursun. Bununla oynamayacağım ama sadece şu e, kontaktörümüzün üzerine bir de start stop bağlayarak terminal aktif hale getiririm. Onu da göstereyim size. Ondan sonra e, ve termimizin e, eminim ki hani artık nasıl çalıştığını, ne işe yaradığını e, tamamen öğrenmiş olursunuz. Evet arkadaşlar e, termimin termik arkadaşlar A1 A2 bobin bacağı yok. Daha önce de bahsettim. Termimin A2 A1 A2 bobin bacağı olmadığı için doğrudan kapalı kontak üzerinden kontaktörümün devre dışı kalmasını sağlıyor. Şu an ben start stop yokken kapalı kontak üzerinden termimi aktif hale getirdim. Ama şu an start stop bağlayacağım için arkadaşlar bunu alıyorum buraya. Açık kontak üzerinden mühürleme yapacağım. Bunu da alıyorum arkadaşlar. Bu kısa gelir. Kısa geleceği için başka bir kablo bağlıyorum. Ve stop üzerinden mühürlememi yapacağım. Buradan bir ek alıyorum aldığım ekimi stopa giriyorum. Stop'tan tekrar bir çıkış yapıyorum. Stop'tan çıktığım kablomu start'a giriyorum. Evet start'ımın çıkışını nereye bağlıyorum? abi ki 13 14'e bağlıyorum. Startımın çıkışını arkadaşlar normalde hani L1'e nötr verdiğim için A1 bobin bacağını ben ne yaptım? Nötr yaptım. L2'ye faz verdiğim için hani arkadaşlar faz bacağını burası yaptım. A2 faz yaptım. Ondan dolayı startımın çıkışı normalde 13'e verilir ama ben şu an 14'de 14'e veriyorum. Yani burayı faz yaptım beni. Evet bu kapalı kontaktaydı. Açık kontağa getirdim ben. Şimdi arkadaşlar start butonunu mühürlüyorum. Gördüğünüz gibi startın girişinden bir ek alıyorum. Aldığım ekimi nereye bağlayacağım arkadaşlar? Tabii ki 13'e bağlayacağım. 13'ten bir ek alıyorum. Aldığım eki startın girişine bağlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi startımı e, bu şekilde mühürledim. Enerji verdiğimde e, start stop e, kont şey olarak kumanda devresi üzerinde start stop yapıyorum. Olası bir olası bir arkadaşlar yüksek amper çekme olayında termim attı ve arıza lambası yandı ve start stopum çalışmıyor. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Tekrar e, reset reset dediğim vakit gördüğünüz gibi bunda motor direkt devreye doğrudan devreye girmedi. Ne diyor bana? Yine start stop yap diyor. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Olumlu veya olumsuz. Negatif veya pozitif.